Sağlam bir İstanbul sabahından herkese merhaba. Bu hafta Budan Yetilili'ye gideceğiz. Yanında İrem Helvacıoğlu olacak. İrem'le birlikte çok sağlam bir gün geçireceğiz. Günümüz başlasın. Hadi gel bakalım. Günaydın. Günaydın. Olabiliyor. Hadi gel gidelim o zaman. Hadi gidelim. Acıktın mı? Çok. Kuşlar yapayım yerim. Hadi. Sağlam yolculuğumuz başladı İrem'le birlikte. Çok keyifli bir güne başladık. Belli ki çok güzel bir gün geçecek. O çok aşikar. Sen bahsettiğin gibi yemek yemeyi ve seyahat etmeyi çok seviyorsun galiba, değil mi? Yemek yemek değil de. Değil de. Yok, hiç bahsetmemiştim. Onu yapan sensin, o yüzden. Pardon ya. Ben şu an açlığımdan çok doğru cümleler kurabilirim. Çok inandırıcı olmasın. Biz kahvaltı ettikten sonra, ondan sonra sana diyeceğim ki bundan sonra dediğim her şeye inanabilirsin. Tamam, anlaştık. Yani o sıra yani doğru şeyler söyleyeceğim. Bir yerden sonra mesela şey yapacağım. Ne denir ona? Okey, tamam. Ya yani bu şu dur, demek oluyor. Bulacağım. Kahvaltı yapalım sonra sohbet edelim. Evet. Çünkü yani şu an tasarruflu kelime kullanacağım. Aynen, soru soracaksın, tek kelimeyle cevap vereceğim. Enerjiyi tasarruflu kullanıyor yani şu an. Müthiş. Tamam, harika. O zaman biz kahvaltı edeceğiz birazdan. Sonra İrem'le birlikte güne başlamayı ümit ediyorum. Şu an Mudanya'dayız. Burası tarihi bir tren garı aslında. Hemen denizin kenarında. Burada şimdi çok güzel bir kahvaltı yapacağız. İçeride sana bir sürprizim var. Hadi gidelim. Hadi gel. Sabahtan beri sıkıştırdık da söylemedi sürprizi. Hadi gel gel. Çok güzel burası. Vallahi bak. Çek içine. Ah. Oh. Vallahi çok güzel ya. Müthiş. Harika. Burada çok fazla göçmen var. Ve bu göçmenler de çok böyle güzel börekler yapıyorlar. Ay, en sevdiğim. Gerçekten. Beraber açalım. Hadi evet, gel. Gerçekten. Hadi gel. Hadi. Açalım. İterek sokuyordum. Hadi çocuğum. Hadi canım. Ay, hadi ya. O kadar şey yaptım ki. Otursam mı oturmasam? Otur. Gel gel bak. Kolay gelsin. Merhaba. Teşekkürler, merhaba. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler, çok sağ olun. Şu an pırasalı börek yapacağız değil mi Arnavutlara? Evet, şu anda Arnavutların en meşhur böreği pırasalı böreği yapacağız. Yani tabii ki daha birçok meşhur böreğimiz var. Ama en çok bilinen ve en çok yenen pırasalı börek yapacağız. İstersen ben şu yüzüğünü alayım. Şu yüzüğünü bana ver. Kollarını yavaş ben. Yavaş sıva. Evet. Yüzüğü cebimde. İstersen bence. Sokayım mı? Tabii tabii. Ay, en sevdiğim. Hadi bakalım. Oyun gibi. Bir şey soracağım. Şimdi bu Arnavut böreği 10 kat birlikte birleştirilerek arasında da pırasa koyularak yapılan böreği. Evet, aynen öyle. Süper. Yani 10 kat altta, 10 kat üstte koyuyorsunuz. Arasında da istediğiniz malzemeyi döşüyorsunuz. Müthiş. O zaman şu hamurları şimdi yavaş yavaş açalım. Sonra bunu tepsiye dizeceğiz galiba, değil mi? Üst üste koyup, büyütüp tepsiye koyacağız. Oh, süper. Evet, şu an altını açtık. Şimdi evet. Pırasasını koyacağız galiba. Evet, şimdi arasına pırasasını koyacağız. Ama dağıt böyle şey. Ay, ne güzel kokuyor. Ay, çok güzel kokuyor. Pırasa sever misin? Açayım şu anda. Ay. Pırasa var ya gerçekten. Ben herhalde çok cinsim ya insanlara göre. Yani böyle çok sevilmeyen her şeyi çok severim. Ben pırasayı çok severim. Ben de çok severim. Yani pırasayı hiç sevmeyenler bile Arnavut böreğinin içindeki pırasayı severek yiyorlar. İnanılmaz güzel kokuyor şu an. Hayır. Hayır. Nasıl hayır ya? Ayıp ya, ayıp. Neden? Sen de yap. Yediğim elimi buraya mı sokayım? Ya normalde yapma ama benim için okey. Böreğimiz yavaş yavaş hazır. Şimdi bu fırına gidecek. Biz de masamıza geçelim. Hem de
Böyle güzel kahvaltımızı yapalım. Sonra böreğimizden de yiyelim. Martılardan önce. Oğlum onlar bizim. Vereceğim ben size sonra. Vallahi yemeğe koştular. Oğlum yiyorum. Çok güzel. Ya. Önüne çek hemen. Saldıracağım çünkü. Ne var? Zeytini atayım. Söyleyeceğim nasıl olduğumu. Bir kan şekeri bir yükselsin diyorsun. Bir şey söyleyeyim. Vallahi çok iyi bir yerde değil miyiz şu an ya? Şu an gerçekten hep sana ama bir ara gerçekten martılara kaptıracağım diye çok korktum. Vereceğim, yemin ediyorum, söz veriyorum şuradan kalkarken kalan sizindir. Gel gel, başla hadi başla. Ay neydi başlasam? Ben iyi, eli ayağına dolaştı şey değil mi? Kan şekerim yok. Dursan. Yumurta vereyim. Mesela ben sabah kahvaltıda yumurta yemezsem doymuyorum. Ben de. Valla? Gerçekten. Müthiş. İki tane haşlanmış yumurta mutlaka yerim. Eğer ikinciyi yiyemiyorsam yanıma alırım. Sen pesketaryansın değil mi? Sadece balık yiyorsun. Süt ve süt ürünleri de tüketiyorsun ama et yemiyorsun. Et yemiyorum. Aynen. Güzel. Vejetaryanlık ya da veganlık gibi demeyeyim. Hani bunu da öyle söylemek istemiyorum ama yani duygusal bağ kurduğum şeyleri yiyemiyorum aslında. Yani çünkü benim için kuzu köpekten ya da kediden ayırmadığım bir şey. İnek öyle. Yani çocukluğum da bunlarla geçti bu arada benim. Hani ama hani onlarla öyle geçtiği için yapamıyorum yani hani böyle hani canı yanmış mıdır işte bu tarz şeyler düşündüğüm için yiyemiyorum. Tamam, biz bir şeyler yiyelim. Biraz daha yine birlikte olacağız. Teşekkür ederim. Saatlerce yemek yer mi bir insan ya? Oturduk şurada günü bitirdik, kamp kuracaktık daha ya. Cevap veremiyorum. Cevap vermeme hakkımı kullanıyorum. Tamam, şöyle yapalım o zaman. Şimdi madem sen pesketaryansın, tamam mı? Tilili'ye gittiğimiz zaman böyle otlara bakarız, ne otu var. Bu Mudanya'dan da şimdi balık alalım. Bir tamam. Balıkçıya gidelim. Ondan sonra da akşam ona göre bir yemek yapalım. Olur mu? Ya olur. Hadi gel, yemek deyince yine yüzün güldü hadi. Aç çıktı, aç. Sürekli aç. Açım, aç. Kız sürekli aç. Anne ya. Beni doyurmuyorlar anne. Sizin burada yetişen ne var şu an? Şu anda Tilili'nin meşhur ismiyle alınmış barbunumuz var. Süper. Izgara da olur, tava da olur. Süper. 10 numara. Hamsi Karadeniz'den geliyor. Bu da bugün başladı. Bayramda Karadeniz'den hamsi. Barbun çok güzel. Barbun barbun tavsiye ederim. Bence barbun alalım. Tamam mı? Tilili'ye gittiğimizde otlara bakarız. Ona tamam, göre ben süper. Bir şeyler hazırlayacağım sana. Tamam. Müthiş. Sana güveniyorum, sana bırakıyorum. Bu konuda İşi bileni bırakacaksın. Bu konuda hiç tereddüt olmasın. Biz 1 kilo barbun Peki alalım. Peki efendim. 1 kilo barbun. Barbuncular, barbuncular, taze balık, canlı balık. Gel ablam gel bak. Ne güzel, ne güzel balıklarımız var. Ne güzel, ne güzel. Çok iyi, müthiş. Bak burası aslında bir sürü mimari yapılara baktığın zaman Rum evleri var. Birazdan gideceğimiz evde. O mimari yapıya sahip. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Aynen. Senin söylenmelerinden çok fazla etrafa bakamamıştım şimdi. Bak gel burası. Aa, gerçekten mi? Evet evet aynen. Bak zili bu. Çok güzel değil mi? Ay, evet çok aynen. Keyifli. Müthiş. Merhaba hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Buyurun. Hoş bulduk. Bunlar ne böyle ya? Burası bir takım şeyler var ki burada kimi Trili'ye ait, kimi Bursa'ya özgü. O tahinli çörek. İlk defa görüyorum. Bursa'da evet, böyle yapılıyor. Daha küçükleri var. Bu buradaki fırında yapılan bu boyda ya da daha küçüğü. Bu cevizli lokum. Cevizli lokum da düğünlerde, bayramlarda yapılır.
Bu erken hasat zeytinyağı, yeşil zeytinden. Bu da normal siyah zeytinden zeytinyağı. Bu ikisi de bu senenin. Sana zeytinyağı tatmayı öğreteyim mi? Tamam hadi öğret. Şimdi, yok hiç gerek yok. Bu erken hasat değil mi? O erken hasat. Tamam. Daha getireyim. Hiç gerek yok. Şimdi şöyle. Bir kere. Görüşmek dileğiyle. Şimdi önce zeytinyağını tatmak için zeytinyağı şöyle ısıtmamız lazım. Tamam mı? Hı-hı. Bu ısıtmamızın sebebi ısıtacağız ki bunun içerisindeki var olan aromalar dışına çıksın. Bunu böyle hüpleterek içimize çekeceğiz. Tamam mı? Böyle sonra diye nefes alacağız. Tamam mı? O bütün zeytinyağın var olan aromasını içimize çekiyor olacağız. Ve o ağzımızdaki bütün aromaları hissedeceğiz. Şöyle. Hadi hadi, ısıtmışken. Boğazında bir his var değil mi şu an? Bir his var. Çok iyi. Yani bu... Şimdi bunu... Kaymak gibi bakıyorum. Süper. Tarif nasıl şimdi? Tarif şöyle. 1,5 litre süt. Hı hı. 1,5 bardak su bardağı, normal su bardağıyla şeker. Tamam. 1 kaşık un, 6 tane yumurta. Aa süper. Hadi yumurtaları kır. Hadi önce nasıl ben yapıyoruz? Önce yumurtaları mı çırpıyoruz? Önce yumurtaları birazcık çırpıyorum. Şekeri biraz eritiyorum. Buyurun tabii. Ama ben senin gibi tabii tek elimle yapamayacağım onu. Hiç önemli değil. Yani ortalığı kirletme bize yeterli. Yeterli mi bu? Tamam. Süper. Ölçmüştüm zaten az önce. Bu arada tatlıyı size yaptırmış oldum. Evet, evet ne güzel ya. Birlikte yapalım. Ben hiç hatırlamıyorum. Yine seni manipüle edip sana şey yap. Buyurun. Aa, alengili yerleri bana. Lütfen. Onu ben alayım. Lütfen. Lütfen. Bismillahirrahmanirrahim. Nasıl yapması gerekiyor? Çok sıvı. Böyle bir dökecek miyim direkt? Dökün dökün. Rahat rahat dökün. Yani kaba gelse söyleyeyim. Ay. Ay. Bir şey olmadı. Vallahi dökmedim. Bir şey söyleyeyim mi? Bak kız becerikli ya. Vallahi dökmedim. Vallahi bak pis gibi bak. Hop. Çok basit bir tatlı aslında bu. Evet. Süper. Bunu ama şimdi çok lezzetli. Aynen. Fırına atacağız. Fırını. Kaç derecedeki fırına atacağız? 180 derece, 170 derece. Yaklaşık 1 saat sürüyor. 1 saat sürecek. Tamam, kıtılaşıyor, süper. Üstü kızarıyor. Müthiş. Ondan sonra çok keyifle yeniyor. Hadi fırına atalım. Tamam. Biz yavaş yavaş birer çay içelim. Orada aha tatlımız olsun. Aynen öyle. Tamam. Hadi bakalım. Sonra güzel güzel yiyelim tatlımızı. Evet. Hemen yiyelim. Ben onu mu diyecektim? Ama işte. Hep burada, burada. Bir şeye benziyor. Bir bakalım neye benziyor? Bence sütlece benziyor. Sütlaç değil, krem de brüleye benziyor aslında. Yok, bence sütlece benziyor. Yani şu an hani... Fırında sütlaç, pirinçlerini çıkart fırında sütlaç gibi. Hayatında kaç kere yumurtalı sütlaç yedin? Teşekkürler. Sütlacın içinde ne olduğunu bilmiyorum ki. Teşekkürler ederim. Yumurtasını çıkarttım. Müthiş. Açarız. Açsana şu ağzını. Vallahi. Tatlı var tatlı. Kesinlikle. Ali abi bu bölgeye en hakim olan insan. Tamam mı? Evet. Bu bölgede nerede ne var? Nerede hangi ot yetişiyor? Bunun gerçekten bu bölgedeki en hakim olan insan Ali evet abi. Ali abi şu an bize rehberlik yapacak ve buradaki otları toplayacağız beraber. Hiç daha önce doğada ot topladın mı? Gerçekten hiç mi? Hiç toplamadım. Hiç bilmiyorum. Süper. Yani neye benzer gerçekten bilmiyorum. Hani tarlaya çok gittim. Çok bilirim böyle tarlada bir şeyler toplamayı ama ot bilmiyorum. Şu an tarla tek değil. Tek topladığım şey deniz börülcesi. Ha süper. Tamam. Bu kadar. Tarlada değiliz. Biz şu an doğada dolaşacağız.
nerede ne ot var onları bulacağız. Evet. Bulduğumuz otlarla da akşam yemeğimizi şekillendireceğiz. Müthiş. Süper. Vallahi hadi süper. O zaman. Nereye girelim? Oraya mı girelim, buraya mı girelim? Hadi. Buraya inelim. Burada var. Buraya inebileceğiniz mi? Buraya inebilecek miyiz? Yani ona var. Dur. Önce bir izle dur. Bir dur ya Allah aşkına. Beni bir sağ atlayacağım. Yapabilecek misin? Niye yapamayayım? Derken gidiyormuşum. Gelmiyor. Gelsene. Geleceğim sen. Evet, çok güzel haftalar geçirdik. Çok güzel programlar geçirdik. Müthişti. Sağlam yazıyoruz. Bugüne kadar muhteşem bir şekilde, çok eğlenceli bir şekilde geçti. Ta ki bu ana kadar. Bu andan sonra sağlam yardım gezemeyebilirim. Olabilir. Bakalım. Yardım mı edecek? Arkadaş hani, yani. Benle son program olmasın. Senin benim programın bir kızın mı var? Allah aşkına in, ondan sonra yetiştireceksin sözü. Evet, arkadaş. Farkındaysan ama nasıl? Bak görüyorsunuz. Dağ bayır bizde. Sağlam yazıyoruz. Bu nedir Ali amca? Bu labada otu. Bundan sarma yapabilirsin. Ha. Ne güzelmiş. Labada otu. Turp otu var mı burada? Var. Tamam. Turp otu var. Ardal var mı? Ardal. Bakacağız. Göster bari bakıyorum. Bizim kızımız da bir yapsın, elinden gelir onun. Hayır bakıyorum, ayırt edemiyorum abi, benim için hepsi aynı. Dur onu yapma, dur onu yapma, İrem yapsın dur. Hangisini yapalım? Bu mu? Bu labada. Tamam, bize turp otu ya da şey turp göster. Turp otu bunlar. Heh, hadi çıkar. Hangini istersen toplasın. Hadi çıkar onu. Al çıkar. Çıkarayım. Aha. Al bıçağı. Elini kesme ha. Ha tamam dur ya. Al. Eline dikkat et. Otları çek o arada. Dur bakayım, şurada var işte. Bu benlik değilmiş. Ha, o ardal mı? Aha bak ardal buldu. Yemin gel ediyorum. Gel oraya gel. Bu ardal. Bıraktım hemen. Gel ardala git, ardala. Sen de bunun tepesini keseceksin. Bunun tepesini, bak bu benlik, tepesini keseceğim. Burayı mı alacağım evet. Abi? Şura. Oradan alıyorsun işte. Tamam. Ya tamam, bak tamam. Nasıl güzel aldı. Harika. Bir şey söyleyeceğim, bu kadar ot bizim için yeterli. Yeterli akşam diyorsun. İçin. Aynen. Çok aşkım. Teşekkür ederiz Ali abi. Ali abicim çok teşekkür ederim. Biz şimdi gidelim, kampımızı kuralım. Bu otları böyle güzelce marine edelim, pişirelim, haşlayalım. Ondan sonra da yemeğimizi yapalım. Sana bakamıyorum şu anda. İşte ışığından değil mi? Sana güneş. Sarı ışığından. Hep arkandan vurmuş. Hadi gidelim gel. İremciğim, şöyle. Önce istersen otlarımızı köklerinden ayıralım. Tamam. Otları güzelce yıkayalım. Tamam mı? Şu kökleri şuraya koyalım. Ben halledeceğim. Çünkü hava çok soğuk olduğu için şu an senin elini suya sokmak istemiyorum. Küçük sen kahveni iç. Ben kahve içeyim. Ben sana güzel güzel yemek yaparken sohbet edelim, olur mu? Olur, tamam. Tamam, müthiş. Hayır demem, soğuk aynen. Çünkü. Müthiş. Evet, evet, çok soğuk. Bu soğukta. Ama çok acımasızca olmuyor mu tek taraflı? Hiç öyle değil. Hiç öyle değil. İyi tamam. Sonuçta sen benim misafirimsin bugün. Ve çok güzel, çok keyifli bir gün geçiriyoruz. O yüzden bir de senin hasta olmanı istemem. Nasıl gidiyor peki? Hayat mı? Evet aynen hayat. Güzel gidiyor. Yani böyle bir dinlenme, çalışma yani nasıl diyeyim? Dizi için dinlenme, çalışma için devam bir hayat tarzı ya, yani. Dizi bitti şu an. Dizi bitti. Aynen. Şimdi bir bağımsız filmle anlaştık. Aa, onunla süper. Evet, onunla böyle bir hani ön bir prova aşamasındayız. Aha. Yani senaryoyu değerlendiriyoruz. Nasıl olsun, aha, nasıl gitsin, işte ne yapmamız gerekiyor, karakteri nasıl çözebilirim. Yeah. Onu konuşuyoruz. Yani sonuçta bir İrem'i bırakıp başka bir karakter yaratmaya çalışıyorsun. Yani. Kendi ruhundan sıyrılıp başka bir biri olmaya çalışıyorsun. Hı. O yüzden en doğrusunu bulmaya çalışıyoruz açıkçası ön çalışmada. Peki senin serüvenin nasıl başladı? Ya herkesin bir hikayesi var. Oyunculuğa mı? Evet evet ya aslında oyunculuk. Diğer hayatındaki anlatmak istediğin bir hayatının geri kalan bir hikayesi varsa.
Şöyle, ben zaten ortaokuldayken karar verdim. Aslında hani böyle birçok insan bilir ama hani yine böyle kısaca anlatayım en azından. İzciliğe giderken, izciydim ben. İzciliğe giderken böyle bir ailelerimize yapacağımız bir şey vardı. Gösteri vardı. O gösteride işte kim sahnede ne yapmak istiyor? Birimiz işte tiyatroyu seçtik. Ben orada gerçekten tiyatroyu seçtim. Ve sonra şöyle şuna karar verdim. Ben gerçekten sahne üzerinde çok mutluyum. Yeah. Ve dedim ki ben galiba bu işi yapmalıyım dediğimde gerçekten ortaokuldaydım. Yani gerçekten. 12 yaşında karar verdim ben oyuncu olmaya. Çok iyi. O zaman şöyle yapalım. Ben buraları bir toparlayayım. Sen masayı kur. Ben seni birazcık çalıştırayım. Bir şey söyleyeceğim. Sonra yemeğe ben devam edeyim. Oh İremciğim. Vallahi bak burada müthiş bir şekilde otlarımız haşlandı. Tamam mı? Birazdan onları kullanacağız. Otları alalım böyle alta koyalım. Üzerine domates soslu sarımsaklı bir şey hazırlayalım. Üzerine de balıkları kızartalım koyalım. Çiçek. Vallahi çiçek çünkü çok acıktım artık. Of vallahi. Hadi yani, bakalım. Dün geçti zaman. Öyle şey dolaştık yedik içtik gibi gözüküyor da ben seni kadar yemedim tabii. tabii aynen. Ben tadımlık. Hep ben yemişimdir zaten bu hayatta. Ben tadımlık baktım. Beni ilgilendirmiyor. Herkes sen... biliyor. Herkes şahidim. Sen... Şahit misiniz? Bak herkes kafasını sallıyor. Bir şey söyleyeceğim. Sen oldum olası böyle miydin? Ya sen hani çok 50 kilosun galiba değil mi? Ya oldum olası değil aslında. Çocukluğumda gerçekten 50 kiloydum. Çocukluğumda çok zor bir çocuktum. Gerçekten. Gerçekten. Yani annem kaşıkla koştururdu. Ortaokula kadar kendi yemek yemedim. Şaka yapıyorsun. Annem yemek tabağıyla peşimden koşturur, tuvalete kaçardım. Burada yersem çarpılırım diye. Şaka yapıyorsun. Evet, gerçekten. Sonra ben lisede 1 kilo aldım. Şaka yapıyorsun. Evet. Kaç kilo oldun? 70. Şaka yapıyorsun. Evet. Aa! 70 kilo oldum. Şaka yapıyorsun. O günlerime dair herhalde... Hatırladığım hiç iyi bir şey yok. Hiç fotoğrafım yok. Gerçekten. Evde hiç fotoğrafım yok. Ve biz bu fotoğrafları bulduk. Öyle utandığımdan değil yani. Gerçekten yok yani. Hani arkadaşlarımla çekilmişimdir, vardır bilmem ne. Hani asla çıkmasın falan filan değilim. Ya. Çünkü o dönemde ben yaşadım. Sonrasında evet, da çatır çatır verdim mi? Verdim. Doğru. Yani nasıl inat verdim? Ettim verdim. Aslında böyle hani... Ya şöyle söyleyeyim. Çok abuk saatlerde yemek yiyordum ben. Abuk saatleri düzelttim. Ha. Kahvaltı mesela benim vazgeçilmezim. Kahvaltıya çok yüklendim. Yemek saatlerini birazcık daha erken aldı falan. Şu an bir sarımsak harika koktu. Bak gerçekten mükemmel koktu yani. Yarıda kesin ne anlatıyordum? Ben bir şey sormak istiyorum sana. Ben sarımsağın böyle her yemeğe çok yakıştığını düşünüyorum. Yani evet yakıştığı yemekler var. Hatta böyle pişmiş sarımsağı yemeği de çok severim ben. Valla? Hmm. Of közleyeceksin. Ay dedi. Bak. Ay. Falan böyle. Güzel. Şu an yağımız kızardı. Balıkları böyle güzelce kızartalım. Sosumuzu hazırladık. Otlarımız hazır. Salatayı sadece zeytinyağını ve limonunu vereceğiz. Müthiş olacak. İstersen ne yapalım diyor musun? Peki bir şey sorabilir miyim? Sor. Kızartma mı ızgara mı? Yani o balığına göre değişir. Balık birazcık daha yağlıysa onu ızgara yapmak daha lezzetli olur. Ama bu barbunlar birazcık küçük olduğu için bunları kızartmak ya da buğulaması da güzel olur bunun. Buğulama. Aynen. Tabii ama ben bu kadar unutmuş gibi buğulamayı hayatımdan çıkarttım. Galiba böyle çok daha hoşlaştığım bir şey değil yani buğulama. Süper, harika. O zaman balıkları kızartayım. Ben hepsinin birleşmesini yapayım. Seni yormayayım istersen. Sen ben biraz... şuradan bakarım. Ya, sen dinlen. Birazdan masada hepsini afiyetle yiyeceğiz. Geldik mi en güzel kısmı? Ya müthiş. Geldik tabii. Bak çok güzel bir yerdeyiz. Ateşimiz yanıyor. Yemeğimiz pişti. Bir de biraz sıcak olsa böyle. Ama kamp dediğin yapacak öyle bir şey yok olur işte yani. Böyle bir şey. Ayaklarımı hissetmiyorum ama olsun. Olacak o kadar. Buna değerdi. Şimdi sadece salatada bunu kullanıp altındaki
otlarda çatalımı kullanıp balıkta kullanmayı planlamıyorum. Ay çok... Üf. Bir şey söyleyeyim mi? Hı. Balığı yemelisin. Hı. Salata da çok güzel. Altından başlayayım, üstünden bilemedim. Ulan beraber ye. Bak kendim yaptım diye söylemiyorum. Ama. Ama yani hani. yani arkadaşım çok mütevazı. Hardal otu, turp otu, sarımsak, domates, birazcık tuz. Üf. Üf yani. Barbunla birleşmiş. Ya ben bu işi yapıyorum ya. Evde de sen mi yapıyorsun? Yani şöyle. Tehlikeli sular mı bu? Yo değil, hiç tamam. Tehlikeli değil. Ben eve iş götürmüyorum. Sen evde oyunculuk yapıyor musun? Oynamıyorsun değil mi? Yani hani Shakespeare'i bitirdin, atmıyorsun eve gidince yani hani. Öyle değil mi? Yok, yapmıyorum öyle şeyler. Aynen, müthiş. Hiç diyet yaptın mı? Teşekkürler. Başka sorum yok. Zaman zaman yaptım ya. Peki o zaman zarfı ne kadar? Yani 3-5 gün, gün değil saat böyle şeyler diyebilirsin ya. Ben hayatı anlık yaşamayı seven bir insanım ya, tamam. O an sadece diyetteyim. Pazartesi yemin ediyorum diyetteyim. Ama bak, değil, benim öyle değildir. Pazara yani. Kadar yerim, pazartesi kesin diyetteyim. Bir şey söyleyeyim mi? Ben oldum olası böyle şişman bir adamdım. Hı. Tamam mı? Hayatım boyunca hep şişmandım. Sanırım böyle hayatım boyunca da şişman oldum. Ama yemeği seviyorsun. Yapmayı da seviyorum, yemeği de seviyorum. Birazdan şunu yapacağız, yemeğimizi yedikten sonra. Hı. Sana bugüne kadar hiç sorulmamış soruları soracağım. Bizim böyle bir çay kahve sohbetlerimiz var. Tamam mı? Ya. İyi akşamlar diliyorum herkese. bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Ya. Bakalım o sorulmayan sorular bölümünde, çay kahve sohbetlerimizde İrem bu sorulara cevap verebilecek mi? Birazdan göreceğiz. Göreceğiz. Sen dağıt konuyu dağıt. Ya dağıtıyorum. Önündekini de dağıtıyorum. Öteberiyi de dağıtıyorum. Sağlam yolculuğumuzun sağlam sorular kısmına geldik. Burada sana çay ve kahve sohbetlerinde sana çok sağlam sorularımız var. İstersen sen de sorabilirsin. Sen yabancı değilsin. Öyle. Tamam. Ne oldu, bir şey oldu? Düşünüyorum. Hemen düşünceye geçtim. Ben ne sorarım? Güzel, harika. Şimdi sen hayatı böyle çok eğlenceli, çok güzel yaşıyorsun aslında. Hı-hı. Eminim ki çok bir sürü güzel anın vardır. Ama sana yapılan en büyük sürpriz ne? Daha doğrusu sana yapılan en sağlam sürpriz ne? Öyle çok sağlam bir sürprizle karşılaşmadığımı belki de hatırlamıyorum ama benim herhalde böyle manevi anlamda hatırladığım bir şey var yani. Ben şimdi böyle çok doğum günlerinden hoşlanan bir insan değilim yani. Ne zaman doğum günü? 2 Şubat. yani şöyle söyleyeyim, lisede çok yakın arkadaşlarım vardı. Gizem, Sedef ve Merve. Böyle bizim böyle ortak oturduğumuz yerde bir park vardı. Böyle ama daha 2 Şubat değil galiba o gün. Hiç de beklemiyorum yani. Her zaman buluştuğumuz park. İrem bir gelsene işte, hadi buluşalım, bir yerlere gideceğiz falan. Akşam da o kadar soğuk ki yani, hiç de çıkmak istemiyorum. Gelmeyeyim, vermeyeyim falan. Yok yok, gel bir şey konuşacağız. İyi tamam dedim. Gittim abi, kimse yok parkta. Ya böyle parka yaklaşıyorum, hiçbir şey yok. Sanki böyle şeyin orada, kaydırağın üstünde bir şey var ama. Görüyorum yani, bir şey parlıyor. Öyle yaklaştıkça, yaklaştım. Ne var orada ya falan diyorum böyle. Bunlar bir anda köşelerden falan çıktı. Birkaç kişiyi de toplamışlar ya. Böyle. Oraya pastayı koymuşlar. Ya. Yani böyle şey değil ama çok düşünceli ve hani... Çok güzelmiş. Evet böyle hani... Çok güzelmiş. Çok basit ama... Beni mutlu edecek bir şeydi. Yani hediye falan değil. Onu düşünmüş olmak, beni oraya o şekilde çağırmak ve bunun için bir şeyleri çabalamak benim çok hoşuma gitmişti. Hani bunu unutamıyorum çünkü çok duygusallaşmıştım o zaman da. Bana da karım aynısını yapmıştı. Şöyle yapmıştı. Bütün arkadaşlarını toplamıştı. Ondan sonra bütün arkadaşlarım bir yerin terasına toplamıştı falan böyle. Ve benim haberim yoktu. Ondan sonra orada bana bir doğum günü partisi düzenlemişti. Ay ne güzel. Çok güzeldi. Böyle uzun zamandır görmediğim bir sürü arkadaşımı görmüştüm falan. Çok evet, onlar çok kıymetli güzeldi. Oluyor evet, ya. Çok güzel, çok keyifliydi.
hayalperest misin? Çok. Gerçekten mi? Yani herhalde bu kadar hayalperest olmasaydım oyunculuk benim için çok zor olabilirdi. Peki hayallerini gerçekleştirebiliyor musun? Bir kısmı evet, bir kısmı hayır. Çok ütopik olanlar var içinde. Mesela? Başka bir evrende yaşamak. Gerçekten evet, mi? Gerçekten. Nasıl yani? Paralel bir evren varsa. Hayır, orada yalnız mı kalmak istiyorsun? Hayır, yani hani böyle acaba böyle başka bir evren, başka bir şey varsa orada yaşamak nasıl olurdu? Ha, yine keşfetme. Yeni keşfetme, evet. Okay, yine tamam, keşif tamam. Yani. Okay, hani. Yine keşif. Nasıl olurdu acaba? Belki orada bana daha uygun dünyanın bu kafa yapısında düşünen bir yeri vardır diye düşünmüştüm. Peki süper. Bir evrene böyle şeyler gittin. Düşünüyorum tamam, yani. Bir şey oldu ve sana böyle bir güç geldi. Tamam mı? Böyle sihirli bir gücün var. Tamam mı? Bir şeyi kullanabiliyorsun bunu. Sihirli gücün ne olmasını isterdin? Onu nasıl kullanmak isterdin? Bir böyle hani yaptığım bir şeyi geri alabilmek. Aa. Ha, evet. Bir de şekil değiştirmek. Nasıl yani? Yani mistik vardı ya. Avengers'taki mistik. Şekil değişiyor. Mavi olan. Ha. Jennifer Lawrence'ın oynadığı. Tamam. Onun gibi düşün. O şekil değiştiriyordu başkalarının tamam, kılığını. Ama sadece böyle insan olarak kılık değiştirmek istemiyorum. Her türlü her şeye, her şeyin şekline girebileyim yani. Ne bileyim şurada bir ağaç olayım, efendime söyleyeyim şuradaki köpek olayım falan böyle hiç çektirmeden çatır deli, çatır böyle deli, bir şeydi. Bundan uzak durun, deli bu ya. Böyle bir şey var mı ya? Şekil değiştirin. Sen ne istiyorsun Allah aşkına? Benim dalga geçti hayal gücümle şu anda. Sanki yapabilecekmişim gibi bir şey anlatıyorum. Onunla da dalga geçiyorsun. Bu program benim asla cevaplamam falan diye. Hadi hadi zamanı geri alacağım ben kötü bir şey söylersen. Yok yok. Daha önce ben bunu cevapladım ya. Ama ben bilmiyorum. Şey ya ışınlanma. Hep bunu en sonunda soruyorum. Tamam. Donuyoruz ve diyorum ki ışınlanma eve gideyim falan diye. Ay evet o da çok güzel olurdu çok ya. Çok iyi ya müthiş bir şey. Ya da jetgillere dönelim ya en azından o araba falan böyle çanta olsun. Hani park etmekle aa, uğraşma evet uçsun falan böyle aynen. Araçlar. Bir şey söyleyeyim çok zor bir hayatta yaşıyoruz be. Çay içelim. Trafik var mı? Yok yok. Çok sağlam bir gezinti yaptık. Çok güzel bir gün geçirdik. Aynen İyi öyle. İyi ki seni tanıdım. İyi ki varsın İremciğim. İyi ki sen de. Vallahi iyi ki siz de. Siz görmüyorsunuz ama biz çok eğlendik evet. Arka tarafında. Yani ben en azından kendi adıma konuşayım. Ben çok eğlendim. Ne yapıyorsun? Çok benim dışlıyorsun ekibime karşı. Hayır ben eğlendim de onu bilemem. Onu bilemem yani. Onu bilemem. Zaten çok uzun süredir beraber kim bilir. Kurallara da çok girmek istedim. Karıştırmayayım çok fazla ortaya. Çok sağ ol. Kanala abone olmayı unutmayın. Ve altına yorumlar yapın. Yaptığınız yorumlarda bir sonraki rotamızın ne olacağını siz belirleyin. Hep birlikte karar verelim. Hatta konuk önerisinde bile bulunabilirsiniz ya değil mi? Tabii. Aynen. Gelecek olan konuklara da bence birlikte karar verelim ben yani. Ben şey yaptım, oyumu attım kim olacağını siz de. Bana bir kağıt kalemi. Ben işte katladım, kıvırdım, ya, o, şey yaptım o sana verdim. O çok değişti artık. Değişti. YouTube'a giriyorsun, yorumlar yapıyorsun. Bu dijitalleşmeyi artık şey hayatımızı sindirelim ya. Mektup bitti artık ya. Bitti artık. Kaç. Ben anlatacağım sana. Anlatacağım ben sana. O tamam. Zaman sağlam kalın. Görüşmek üzere. Görüşürüz.